Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir kullanıcıya herhangi bir klasörde silme yetkisini vermeyeceğiz. Yani o klasörün içerisindeki hiçbir şeyi silemeyecek. Bu ayarı nasıl yapıyoruz? Hızlıca bakalım. Şimdi benim oluşturmuş olduğum test adında bir tane klasörüm var. Buna sağ tık özellikler dedim. Şimdi bunun security tabına geliyorum. Buradan şu anda görüyorsunuz Authenticated User, System Administrators ve Users grubu var. Herhangi bir başka kullanıcı yok. Burada zaten aşağıda da bunların allowlarını, yani izinli olduğu şeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi Advance'e geliyorum. Burada Add'e tıklıyorum, ekleyeceğim. Neyi ekleyeceğim? Bir tane kullanıcı. O kullanıcıyı da az önce oluşturdum. Abuzer adındaki kullanıcıyı şimdi ben ekliyorum. Fakat burada gördüğünüz gibi az önceki gibi mesela full control, modify, read, execute, list, folder, contents, read, write hakları var. Ama ben bunları istemiyorum. Yani zaten bunları da verebiliriz. Onlar sıkıntı değil. Okusun, yazsın, listelesin, okuyup çalıştırabilsin. Modify, yani üzerinde değişiklik yapabilirsin ve full kontrol zaten hepsini dağıtıyor. Ama benim istediğim şey mesela silemesin. Veyahut da dosyaları ve onların alt klasörlerini de silemesin. Ben bunları ne yapmak istiyorum? Deni, yani bunları o kişiden almak istiyorum. Yani hiçbir klasörü silmesin, alt klasörleri, dosyaları silmesin. Okey dedim. Apply dedim. Yes. Okay. Şimdi görüyorsunuz buraya eklendi. Special Permissions'ta deneyi görüyorsunuz. Aynı şekilde silmesin. Yani bu abuzer kadayıf bizim dosyalarımızı silmesin. Ama ne yapsın? Onları okuyabilsin. Ona şuradan Advanced'den tekrar Add deyip Advance Find Now, buradan ismini seçip OK diyelim. Ne yapsın? Okusun, yazsın. Hatta modify de etsin. Hatta modify etmesin. Okuyup çalıştırabilsin, listelesin. Başka bir şey yapmasın. OK dedik. Şimdi görüyorsunuz hakları burada nasıl düzeldi. Bir allow hakları var. Bir de deny hakları var. Dediğim gibi silme işlemini de artık yapamayacak. Şimdi o kullanıcıyla oturum açıp bu klasör içindeki bir şeyleri silmeye kalksam silemeyeceğim. Siz de şirketinizde veya iş yerinizde bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.